konuşacağız. Karşımızda değerli meslek büyüğüm Mehmet Tezkan var. Sayın Tezkan merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dün sıcağı sıcağına konuştuk. Bugün belki bir adım geri adım atarak büyük olarak değerlendirmek için biraz daha fırsat var zannediyorum önümüzde. Yaşananlar sıcaklığını koruyor. Yargıya taşınma hususu var. Sayın Akşener'in ağzından işte Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşınanlar var. Tüm bunlara baktığımızda resim nasıl görünüyor, nasıl okumak gerekiyor? Hangi perspektiften yaklaşırsak doğru yapmış oluruz? Şimdi tabii ki Ümit Özdağ'ın iddiası kanıtlanmaya muhtaç. Yani bir milletvekili il başkanı hakkında FETÖ'cü diye bir damga vuruyorsa bu kabul edilemez bir durumdur. Yani bu hafife alınacak, bir kenara bırakılacak, üstü örtülecek bir mesele değil. Bu daha önce de araştırılmış, edilmiş, bu kavuncunun FETÖ'cü olmadığı yolunda bir takım bilgiler elde edilmiş. Önemli, İstanbul gibi önemli bir görevi de sürdürüyor. Şimdi bunun neden bu olduğu, neden olduğunu ta kongreye gitmemiz lazım. Kongrede işte bazı kişilerin üstünü çizin harekatı başlattı. Daha milliyetçi, MHP'ye daha yakın kanat diyelim. Gerçi Ümit Özdağ da MHP'ye yakın bir kanattı da. Onların liste dışı kalması bir parti için mücadelenin sonucu gibi ortaya çıktı. Bazı milletvekilleri şey yaptı, gruba girmedi. İşte Akşener onları ikna etmeye çalıştı. 5 kişisi hala direniyor. Biraz Akşener'le araları pek iyi değil. Bunlardan bir tanesi de Ümit Özdağ'dı. Şimdi Ümit Özdağ'ın bu çıkışı yapması doğrudan Kavuncu'yu hedef almaktı. Kavuncu üzerinden ya ben sessiz kalmayacağım, susmayacağım. İşte Koray Aydın'a şey yolluyor. Madem teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın. Bu doğrudan İstanbul İl Başkanı'na FETÖ'cü suçlaması daha ucu teşkilat başkanına da gider. Hı hı. Ümit Özdağ parti içinde bir savaş açtığı ortaya çıkıyor. Yani oyunu bu yöne çekip bu şekilde gidiyor. Şimdi karşı tarafta bir bir atak yaptı. O atak da şuydu. O zaman ispatla dediler ve gittiler savcılığa kendi kendilerine dediler ki savcılık bu. Yani yargıya gittiler. Yargı bunu araştırsın dediler. Şimdi FETÖ'cü olsaydı şimdi şu ana kadar ortalık kasır kavunurdu. Düşün İYİ Parti ile zaten arası değil iktidarın. İktidarla bir türlü uyum sağlamadı. Gerçi sonunda evine dön falan dedi. Bir takım suçlamalar da bulundu. Ama eğer hakikaten il başkanı FETÖ'cü olsaydı bu dosya çoktan İktidar Partisi'ne giderdi. İktidar Partisi çoktan savcıları harekete geçirirdi, davalar açılırdı, allanır pullanır manşetlere çıkartır. Gerçi şimdi de manşete çıktı ama burada ben şeyin bu FETÖ'cü tartışmasının hakikaten de yani düşünüyorum FETÖ'cü tartışması Ümit Özdağ'ın partide ben susmayacağım çığlığıdır. Partiden kopar mı? O ayrı mesele. Ama partide şimdi ikiye bölünmüş vaziyette genel merkez anladığım kadarıyla işte başkanlık divanı toplandı. Bir ihraç konusunda bir hamle yapmadılar. Hı hı. Ama İstanbul örgütü bütün ilçe başkanları ve il başkanları bunun için bastırıyor. Şimdi bir yerden bir çıkış yolu arıyorlar belli. Bir uzlaşma arıyorlar ama ben uzlaşmanın bulunacağını da biraz zor görüyorum. İYİ Parti lideri Sayın Akşener'in şu cevabı üzerinden de bir değerlendirme rica edeyim. Sayın Özdağ ile acaba orta yol bulunur mu gibi analizler yapanlar, sorular soranlar da oldu. Fakat burada dikkat çekmek istediğim husus Sayın Akşener grup toplantısından indi, basın mensuplarının arasına yürüdü ve soruları cevaplandırmaya başlayınca Özdağ'ın HDP ile yakınlaşma eleştirisi ve tırnak içinde Akşener'in hitabıyla suçlaması yöneltildi. HDP ile yakınlaşma konusunda ne diyeceksiniz dedi. Bunu söyleyen büyük yalancıdır. Bu çok büyük bir yalandır dedi. Çok yüksek perdeden sert bir tepki verdi. Dolayısıyla bir orta yol bulma aşaması sanırım çoktan aşılmış durumda. Bilmiyorum yanılıyor muyum Sayın Tezkan? Evet bence de orta yol aşaması yani orta yol kısmı kalmadı ama gördüğüm kadarıyla kongrede o bir orta yol bulunmasını sağlamaya çalışıyor ama bunu başaramıyor. Bakıyorsunuz daha liberal, daha ılımlı bakan, HDP ile mutlaka temasların sürmesini isteyen, Millet İttifakı'nın dağılmamasını savunan ekip biraz geride kaldı. Yani biraz kenara itilmiş oldu kongrede.
onların üstü çizildi diyelim. Daha milliyetçi, daha muhafazakar, HDP'de çok bir arada gözükmekten hoşnut olmayan ekip yönetime hakim oldu. Şimdi Meral Akşam'da diyorlar ve onlar da kopma noktasına gelmiş. Mesela Durmuş Yılmaz kopar mı? Aytun Türen kopar mı bilemeyeceğim. Belki kalabilirler çünkü gidecek fazla da bir kapı yok. Şöyle de düşünmek lazım. Koptu çıktı. Ümit Özdağ diyelim ki birkaç arkadaşıyla birlikte dışarı çıktı. İYİ Parti'nin dışına çıktı. Yeni bir parti mi kurar? Hı hı. Çok zor yeni parti. Veya mevcut partisine katılır mı? Nereye katılacak? Eğer bunlar MHP'ye dönerlerse o bambaşka bir şey demektir. Şu demektir o. Şimdi iki tane blok oluştu. Biz baktığımız zaman biraz partiden çok blok olarak meseleleri değerlendirsek daha doğru bir şey tespitler, daha doğru belki de öyle. Evet, bağlantıda ufak kopmalar yaşıyoruz Sayın Tezkan'ın internet bağlantısı kaynaklı. Telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. O aşamaya kadar birkaç yeni bilgi daha söyleyelim efendim. Şimdi İYİ Parti'nin başkanlık divanı toplandı, bir karar çıkmadı. Sayın Tezkan buna da vurgu yaptı ama diğer yönüyle neler olup bittiğine de bakmak lazım. Bugün tekrar bir gelişme olabilir. Bu konuda İstanbul ilçe başkanları vermiş oldukları imza talebinin akıbetiyle ilgili zannediyorum tekrar İYİ Parti Genel Merkezi'ne başvurma gayretleri olacak. Aynı anda bugün İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'nun yine Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduğunu da belirtelim. Yargıya taşındı mesela artık. Ümit Özdağ yargıya şikayet edildi suç duyurusu vasıtasıyla. Bu FETÖ'cü olduğu yönündeki iddialar nedeniyle yargı aşaması ayrı sürecek. Genel merkez üzerinde ilçe başkanları da akıbetini soracaklar. Biz ihraç yönünde talepte bulunduk diye. Tabii atlamamak lazım. Örneğin küskün vekiller ve küskün ilçe başkanlarının işte kimileri il meclisine geldiler, il merkezine destek ziyaretinde bulundular. Birkaç milletvekili ise, grup toplantılarına katılmayan birkaç milletvekili ise şimdi genel merkeze ya da İYİ Parti'nin meclis grup toplantılarına katılmaya başladılar. Dolayısıyla bölünmüşlük, birleşme, tüm bunları daha çok kullanacağımız tabirler, daha çok tartışacağımız dönemler olarak göze çarpıyor. Sayın Tezkan telefon attığımızda konuşmaya devam edelim. Siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hangi yönüyle bu sürece yaklaştığına da bakmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Yüksek Parti'den lider düzeyinde bir açıklama, net bir açıklama gelmedi. Ama örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın paylaşmış olduğu sosyal medya mesajları var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem grup toplantısı hem devamında aslında sürece çok da dahil olmadığını görüyoruz. Herhangi bir öne çıkaran bir mesaj, bir yorum, bir eleştiri olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki süreç, belki bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı, önceki gün Ümit Özdağ'ın düzeltme mesajları ile birlikte belki önemli bir etki de yapıyor olabilir. Sadece bu haliyle, sadece bu yönüyle elbette. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Bu arada geçelim. Sayın Tezkan'ı bağlayabiliyor muyuz derdilerimiz? Peki, hazırmış. Sayın Tezkan, kaldığımız yerden devam edelim. Bağlantıda ufak kopmalar yaşıyorduk. Siyaseten evet, sonuçları evet, olur mu diye vatandaşlarımız çok ama çok soru sormuşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi bir grup başkan vekili haricinde sürece dahil olmamış görünüyor. Hele Milliyetçi Hareket Partisi öyle. Dahil olmaları zaten işte birkaç önce o yapılan Cumhur İttifakı'na gel, evine dön çağrılarını boşa düşüreceği vasıtasıyla mı acaba bu şekilde değerlendirildi? Bu da merak konusu. Siyasi okuma olarak nasıl bakarız sürece? İnanla iktidar partisi bunu şey olarak isteyebilir. Yani istiyordu da mutlaka. Hakkıdır da. Yani şey, İYİ Parti üzerinden, İYİ Parti çatlatma, Millet İttifakı'nı zayıflatma konusunda bunlar siyasi hamleler yapacaklardır. Bu kopma olmasa bile bu bitmeyecektir. İYİ Parti'nin işi içi kazınacaktır. Çünkü oradan bir kanal bulundu. O kanal işlenecek. Fakat buradaki mesele, ben şöyle biraz önce onu izah etmeye çalıştım. Burada bir milletvekilinin ayrılıp bir başka milletvekili partiye geçip veya bağımsız kalmasının çok fazla önemi olmadığı bir siyasi atmosferde yaşıyoruz. Çünkü bir tarafta MHP ve AK Parti var. Onlar ne istiyorlar? Onlar diyorlar ki Türkiye'ye bir başkan seçelim, bir kişi seçelim. Her şeyi ona bağlayalım. Her şeyi o yönetsin. İşte
Varlık fonundaki fonun da o yönetsin. O fondakiler destek şey denetlenmesin. Cumhurbaşkanı sorumsuz olsun. Yasama yürütmeyi denetleme hakkına sahip olmasın. Böyle bir düzen isteyenler bir tarafta. Hayır, denetim olsun, kuvvetler ayrılığı olsun, yargı yürütmeyi denetlesin, yasamayı denetlesin, Anayasa Mahkemesi daha aktif olsun diyenler bu tarafta. Şimdi meseleyi İYİ Parti açısından bakarsak Ümit Özdağ diyelim ki küstü veya ihraç edildi. İşte anladığım kadarıyla ihraç edilmekten çok biz seni ihraç etmeyelim de ya sen gel istifa et gibi bir başka bir ara formül. Bir süre dışarıda kal gibi. O formül seçilse Ümit Özdağ şimdi birden fikir değiştirip ben başkanlık modeline, Türk usulü başkanlık modeline mi diyecek? Yani bu kadar hani uçurum olması lazım. Bu taraf niye birleşti? Kimse babasının hayrına bir araya gelmedi. CHP, HDP, Saadet, İYİ Parti. Böyle bir ittifaka işte Gelecek de katılmak istiyor. Deva da katılacak. Şimdi onlar şundan katılmıyorlar. Kongre sürecimiz var. Biz önce bir kendi partimiz olarak kendi şeyimize hukuki süreci tamamlayalım. Ondan sonra bakarız diyorlar. Şimdi onların da bu ittifakta olma nedenleri parlamenter sistemi desteklemeleri, bu sistemin Türkiye'ye yarar getirmediğini bangır bangır söylüyor. Çok söylüyordu. Şey çıktı, Babacan çıktı. En ekonomik konusunda özellikle ekonomiyi ön plana çıkararak eleştirilerini yapıyor. Ekonomiyi batırdılar diyor. Davutoğlu siyasi yönden içini bildiği için farklı çıkışlar yapıyor. Bunlar da yeni aktör, yeni siyasi aktör. Şimdi bunların hani onları küçük görebilir, iktidar ya parazansınlar öyle bakarız diyebilir. Ama son zamanlarda gördüğüm kadarıyla Akşener bu şeyden önce, kongreden önce adım adım bütün Anadolu'yu dolaşıyordu. Orada bir çıkış sağlamıştı. Esnafa gidiyordu, işçiye gidiyordu. Her yere gitmeye başlamıştı ve oradan kendine hani yüz yüze şeylerle, görüşmelerle tabanını geliştirme çabası olurken bir kongrede parti içeri bu duruma düştü. Bu duruma böyle sıkıntılar çeken birçok parti var. Sıkıntısız partide olmaması lazım. Madem demokrasi diyorlar, daha parlamenter rejim diyorlar. Önce de bir parti içinde bir demokrasi, parti içinde Sayın bir Tezkan, çekişmelerin şey olmasında konuyla ilgili doğru bir sıcak gelişme var. İYİ Parti lideri Meral Akşener bir açıklama yapıyor. Kameralarımızı hemen o noktaya çeviriyoruz.